Nerede olursanız olun, hatta aşılmaz kalelerde, ulaşılmaz burçlarda bile olsanız, ölüm gelir sizi bulur. فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ İnsana takdir edilen bir ecel vardır. Bir mühlet vardır, bir müddet vardır. O zaman dolduğu zaman, o müddet, o mühlet bittiği zaman سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir saat uzatılır, ne de bir saat geciktirilir. Değerli kardeşlerim, merhum İlyas abi de bu ilahi kural gereği, bu ilahi ilke gereği ömrü hitamını tamamlayarak dünya aleminden sonsuz olan, ebedi olan ahiret yurduna doğru son yolculuğuna çıkmak için sizlerin aranıza geldi. Tabii ki bizler için kolay değil. Babayı yitirmek, kardeşi yitirmek, evladı yitirmek, akrabayı yitirmek, arkadaşı yitirmek. Ama daha önce yitirdiklerimiz de kollarını açtı, bizleri bekliyor. Yani bir yandan biz burada sevdiklerimiz var iken, bir yandan da daha önce gönderdiğimiz sevdiklerimiz bizleri bekliyor. Onun için zaten Cenab-ı Hakk'ın ölümsüz olmak için ölümü takdir ettiğini görüyoruz. Yani bir daha ölmemek üzere, bir daha ayrılmamak üzere, bir daha vedalaşmak zorunda kalmamak üzere. Bir daha vedalaşmamak, iyi mekanlarda, iyi zamanlarda kucaklaşabilmek için Peygamberimizin nebevi bir uyarısı var. Bir gün ashabıyla bir kabrin etrafında dolaşırken şöyle kabre dokunuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kabre bakıyor, bir de dostlara bakıyor, ashabına bakıyor. Diyor ki, dünya hayatının geçiciliğini anlatmak, ölümün ne kadar büyük bir şey olduğunu, ibretlik bir olay olduğunu vurgulamak için. Ke'enneke garib. Bu dünyada garipler gibi ol. Ne kadar zengin olursan ol, garip ol. Ya da ev safer, misafir, seferiler gibi, yolculukta olanlar gibi ol. Ne kadar çok malın olursa olsun, ne kadar çok imkanın olursa olsun. Değil mi? Tatile gidiyoruz. 5 yıldızlısı var, 3 yıldızlısı var. Çeşit çeşit otelleri var. 5 yıldızlının parasını da veriyoruz, 3 yıldızlının parasını da veriyoruz. Sen bunun parasını verdin diye bize verilen gün bittiği zaman ya üstad sen kullan bunu demiyorlar. Parasını verdiğin kadar kullandın. Dünya hayatında misafir ol. Ne kadar lüks yaşarsan yaşa, ne kadar imkanın olursa olsun, ne kadar güçlü makamın olursa olsun, bugün varsın, yarın yoksun. İşte Kur'an-ı Kerim bu hakikati haykırdı. Allah Resulü bu hakikati haykırdı. Son kez de kefâ bi nefsikel yevme vâizan diyor. Size vaiz olarak ölüm yeter diyor Hazreti Ömer. Evet, son kez de merhum İlyas abi dünyanın geçiciliğini haykırmak için bizlere geldi. Ve bizlerden 3 şeyi talep etmekte. Hayır dualarımız, husnü şehadetlerimiz ve helalliklerimiz. Bu vesileyle hali hayatında ve kemali sıhhatinde iken iyi bir insan, mümin bir kul mu idi? İyi bir insan, güzel bir Müslüman olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Eder misiniz? Ederiz. Eder misiniz? Ederiz. Bu dünyadan ahirete müteallik, maddi manevi, dünyevi ukrevi haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbim helalliğimizi, hayır dualarımızı ve husnü şehadetimizi kabul eylesin. Rabbim yolculuğunu mübarek eylesin. Mekanını cennet eylesin. İnşallah onunla beraber hepimizi Peygamberimizin komşuluğunda onun şefaatini hak etmiş olarak onun sancağı altında yer bulanlardan